Anlamadım. Ne dedin sen şimdi? Ayı aç oynamak ister. Sen nereden öğrendin bu ayı mevzunu? Süklüm ağa. Sümbül ağa. Duymasın ona Süklüm dediğini. Demek ayı aç oynamak ister ha Hürrem Sultan. Alay ediyor benimle. Ben sultan değil. Olur mu? Sen benim gönlümün sultanısın Hürrem. Ben kraliçe mi oldum şimdi? Yavaş. O kadar değil. Gel bakayım. Al ya şunu aklın başına gelsin. Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur. Aklım saçının kokusuyla doludur. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur. Güzel. Ne bu? Şiir. Buna şiir denir. Muhibbi'nin şiiri. Muhibbi kim? Bilmem. Kim? Çok soru şiiri bozar. Avrupa'yı hanedanlar yönetir. Asırlardır bu düzen değişmez. Batı ailesi kendi arasında savaşsa da sonuçta evlilikler yoluyla krallıklar devam eder. Tudor, Habsburg, Valois hanedanlığı iç içe geçmişken Osmanlı neyine güvenip de bu hanedanın bir parçası olmaya çalışıyor? Müslüman bir hanedan olabilir mi? İmparatorluklar Hristiyan dünyasını temsil eder. Dördüncü bir ortağa gerek yok. Hayal görüyorlar. Balkanlarda aldıkları küçük topraklara mahkum kalacaklar. Majestemiz, Osmanlı elçisi huzurunuza kabul için bekliyorlar. Beklesin. Getirin bakalım. Genç sultanları Solomon neler istiyormuş bir öğrenelim. Gitme. Benimle kal. Şimdi hemen özledim. Şiir oku. Gitmem lazım. Devlet işi beklemez. Bekle. Gitme. Sen padişahsın. İste yap. Çocuk gibisin. Mustafa da böyle yapıyor. Gitme kal oynayalım diyor. Haylaz kız çocuğusun. Akşama hazırlan. Akşama daha çok var. Beni düşün çabuk geçer. Diz çök. Ben kime diz çökeceğimi bilirim. Ne haberler getirdin bakalım? Sultan Süleyman Han Hazretlerinin buyurduğu üzere Macar Kralı II. Lajos Osmanlı Devleti Aliye'ye olan ödenmemiş borçlarının tez ödenmesini, yapılan ikili anlaşmalara sadık kalınmasını, aksi takdirde iki Müslüman... Ne yaparmış Süleyman? Sultan Süleyman Han bunun bedelini alırım der ve alır. Onun sultanlığı bu sarayda geçmez. Sultan Süleyman Han sadece Osmanlı'nın değil, tüm cihanın sultanıdır.
Nereye gideceğiz Gülşen? Önce Valide Sultanımıza, sonra seninle derse gideceğiz. Yine mi ders? Oyun yok, ders var. Manisa'ya dönelim anne. Bu sarayda hep ders, hep ders. Mustafa'm, artık bu kavgayı bıraksak. Her sabah aynı oluyor oğlum. İtiraz etme. Çocuk, iyi misin? Çocuk değilim ben, Şehzade Mustafa'yım. Bırak beni, babama gideceğim ben. Olmaz. Yalnız gitmek yasak. Valide Sultan'a bir şey söyleyecek, derdimi anlatacak durumum yok ki. Bak gördün, onun emrini yok sayıp bir hamlede çıkarttı Oruz köleyi. Hürrem'miş. Adı batsın. Hürrem mi senin adın? Evet, Hürrem. Sultan Süleyman verdi adım. Babam mı? Onu tanıdın mı? Çok tanıdım. Hadi gel. Mustafa, buraya gel çabuk. Bırak o kadını. Ne yapıyorsun sen? Bırak oğlumu. O düştü, ben yardım yaptım. Bu yüzük benim. Nasıl takarsın? Ver onu bana, hırsız. Sultan hediye verdi. Vermem. Vereceksin. Ver. Sultanım yapmayın. Vereceksin. Versin. Hırsız. Sultanım, her şeyi rica aldım ben. Hırsız. Yardım edin. Koşun. Çabuk. Hekim kadına haber verin, çabuk. İbrahim, sokakta esnaf ne diyor aldığımız kararlara? Benden ne bekliyorlar? Hünkârım, büyük bir inanç var sokakta. Yeni seferler bekliyorlar. Çarşı hareketli, esnaf memnun. Bir tek Venedik mallarının fiyatlarıyla baş edemiyoruz. Biz bir satıp 5 kazanıyoruz, onlar bir satıp 20 kazanıyor. Kulların vergisi düşer, gavurun vergisi yükselirse adalet sağlanır diyorlar. O da olacak yakında. Pir Paşa. Hünkârım. Ben bizzat emrinizi bildirdim Venedik elçisine. Yakındır. Duyarız feryadını. Hünkârım, müjdeli haber geldi. Ferhat Paşa kulunuz Şam'da hain Canberdi Gazali'nin kellesini almış. İsyan bastırılmış. Zafer kazandık. Asayiş sağlanmış. Muzaffer ordumuz dönüş için emrinizi bekliyor. Âlâ. Anadolu Beylerbeyi Ayas Paşa'yı Şam valisi tayin ediyorum. Fermanımdır. Ferhat Paşa dönsün. Hazırlıklar tamamlansın, yeni seferlerimiz var. Hedefimiz bundan böyle Rodos'tur. İmparator Şalke'nin sarayına ve Vatikan'a elçileri hemen yola çıkar Andre. Osmanlı'ya verdiğimiz cevabı öğrensinler. Benim krallığımdan haraç istemek ne demekmiş? Sonuçları nasıl olurmuş? Bütün Avrupa duysun. Donanmanın güçlenmesi için hazinenin kilidini aç Piri Paşa. Hünkârım, affınıza sığınarak bir şey söyleyebilir miyim? Rodos'a hazırlık yaparken bir taraftan Macaristan seferini planlayalım. Bu Layoş'un ne yapacağı belli olmaz. Karadan yapılan sefere destek olarak Tuna Nehri'nin kullanılması... Sen hiç Tuna Nehri'ni gördün mü Asodabaşı? Bizim kadırgalarımız oraya nasıl geçer, hesap kitap yaptın mı? Rüya görme. Paşam, tersanelerimizi oradan geçecek ince donanma yaparız biz de. Fatih Sultan Mehmet nasıl yaptıysa biz de öyle yaparız. İnce donanma ha? İnce ruhlu İbrahim'den ince donanma.
Pazar kralı biz ne dersek onu yapar. Mesele olmaz. Dar, uzun, seri giden ince tekne. Piri Paşa'm, tersanede bunu çalışsınlar bakalım. Önce hayal kuracaksın Ahmet Paşa. Rüyasını göreceksin. Kendin inanacaksın ki yapmaya inancın olsun. Ben ne toplar hayal ediyorum. Büyük, güçlü, menzili uzun ve parçalı. Tersane eminine buyruğunuzu hemen haber vereceğim hünkârım. Manisa Sarayı'ndaki Lalam Kasım Paşa'yı vezir olarak divanımda görmek isterim Piri Paşa. Biz burada bu işlerle uğraşırken onun aklına ve dirayetine ihtiyacımız var. Hünkârım, huzurunuzda kusur ettiysem affımı arz ederim. Haşa Ahmet Paşa. Sen nasıl hünkârına karşı gelirsin? Olmaz. Olamaz zaten. Piri Paşam, Lalam Kasım Paşa'nın usulü dahilinde buraya gelmesini sağlayın. Sen de hayallerine devam et Pargalı. Vazgeçme. Söyle ne oldu? Neden bu halde? Efendim, biz şehzademizle altın yolda yürüyorduk. Oruç cariye ile karşılaştık. Sonra bayıldı. Konuştular mı? Evet, ama ben duymadım. Yalan söylüyorsun. Ne konuştular? Oh, şükür hekim geldi. Nerede kaldınız dayı? Hekimbaşı neredesiniz? Ölsek yetişemeyeceksiniz. Ameliyat yapıyor, anca yetiştik. Çok kötü. Hastalığı ne acaba? Hürrem hastalığına tutuldu akılsız. Hürrem! Hürrem! Gel! Gel! Neler olmuş? Ortalık karışmış. Ne yaptı? Ben yapmadı. Bunu gördü bak. Sultan Süleyman verdi bana. Pat düş. Zümrüt yüzük. Hünkârımızın yaptığı yüzük. Elmas, zümrüt. Çok büyük. Versene bir kere takayım. Benim. Vermem yasak. Söyle hekimbaşı, gelinimin nesi var? Valide Sultan'ın maşallah iyi durumu. Endişeye mahal yok. Müjdeyi ilk siz duyun. Mahidevran Sultan gebe. Daye, müjdemizi kutlayalım. Bütün hareme şerbet ve lokma dağıtılsın. Elbette sultanım, hemen hazırlatırım. Çok şükür. Hatice, altın saçını avluya. Bu bebek bereketiyle gelsin. Ben saçarım. Bereketi belki bana da bulaşır. Kutlu olsun kızım. Dinlen şimdi. Mustafa'yı getirin. Görsün çocuk annesinin iyi olduğunu. Özrümü bağışlayın validem, gözyaşlarım için. Bırak, tutma beni, sallanacağım ben. Olmaz şehzadem. Yeter artık sallandın, bittim. Hay Allah'ım. Emrediyorum, daha yüksek kaldık. Tehlikeli olur, vazgeçin. Beni babama götürüyor adama. Zorlama beni şehzadem, şimdi iş vakti, olmaz. Bağır be. Şeker ağa, tepemin tasını attırma. Nasıl lokma dökemem dersin? Valide sultanım emir buyurmuşlar ama yetişmez. Taze baklavalarım var hazırda, kaç tepsi istersen?
Lokmayı yoğurduk, mayaladık, akşamı bulur. E onu da akşam dağıtırız. Konuşacağına hemen mayala tamuru o zaman. Bugün bitmeden dağıtacaksınız. Hemen başlayın lokma hamuruna, hemen. Sümbül Ağa neredesin? Bu işleri takip bana kaldı. Mustafa Şehzade yakamı bırakmadı. Çocuk eylemekle meşguldüm. Teslim ettim Gülşah'a, geldim. Hayırdır? Yeni şehzade geliyor Sümbül Ağa. Lokma şerbet dağıtacağız saraya. Kimin bu şehzade? Hürrem'in mi? Sümbül Ağa. Ne Hürrem'i? Hasekimiz Mahidevran Sultan gebe. Bu yıl çok şehzade göreceğiz Dahiye Hatun'um. Hazırlıklı olalım, söylemedi deme. Söyleme Sümbül. Ağzından yel az. Aşağıda şerbet dağıtılıyor. Gelinelim. Binelim. Hürrem. Afiyet olsun Hürrem. İç iç. İçin ferahlar, iyi gelir. Yarasın. Şehzade şerbeti bu. Mustafa şerbeti. Hünkârımızın hasekisi Mahidevran gebe. Anladın mı? Validem. Hayırdır? Şeref verdim. Buyur. Kaç gündür yüzünü görmedim aslanım. Sen hareme gelmeyince benim gelip Süleyman'ıma müjdeyi vermen farz oldu. Duydun demek validem. Ferhat Paşa'dan müjde geldi. Şam'da Canberdi Gazali'nin kellesini almış, isyanı bastırmış. Ömrüne bereket. Aferin paşaya. Benim müjdem başka. Mahidevran gebe. Nur topu gibi bir şehzade daha doğacak inşallah. Validem. Bu kutlu haberi senden almak ne büyük lütuf. İbrahim, ne müthiş bir gün bugün. Sevinç, sevinç üstüne. Akşam maytaplar fışkırsın havaya, müjdemizi paylaşalım. Gel validem, mücevher seçelim. Mahidevran'a hediye edeceğim. Allah uzun ömürler versin hünkârım. Amin, inşallah. Ölsün. Günah deme. Bana günah, sana ne? Al iç. Ateşin sönsün. Yandın, kül oldun. Ateşin sarayın bacasından çıkıyor. Hürrem sakın bir şey yapma, bak yasak, ceza var. Ceza yok, ölecek. Hürrem bırak, bırak, bırak Ayşe, bırak. Bak kafa gelecek, bırak. Mustafa'm. Geçtim Mustafa. Merak etme, iyiyim ben. Mustafa, gidip altın saçalım mı beraber? Niye altınlarımızı saçıyoruz? Hayırlı bir şey için, uğur getirsin diye. Adettir. Hadi gel gidelim. Mustafa hadi git yavrum. İyiyim ben. Hadi halanı üzme. Oğlum. Müsaadenizle hünkârım. Mustafa ile işimiz var. Öyle mi? Altın saçıp geleceğim. Baba gitme hemen. Söz ver. Gitmem, söz. Sultan Süleyman sözü. Thank you.
İyiyim hünkârım. Beni mesut eyledin. Neden? Neden yaptın? Benim yüzüğümü neden verdin ona? Öyle istedim. Öyle uygun gördüm. Nigar Kalfa, bu ne rezillik? Bu mu verdiğin ders? Bunu mu bellediler utanmaz arlanmazlar? Ben de şaşırdım kaldım ortalarında. Durmuyorlar. Sümbül Ağa da yok ortalıkta. Tamamen boşta kaldılar. Anlat babana Kalfa. Sen de suçlusun. İkiniz de odanıza. Kızlar koşun altın saçıyorlar. Hürrem. Sen gözde cariyesin. Yakışmıyor bu haller. Duyulursa fena olur. Şimdi çeneni kapa ve kaybol buradan. Hayırlı olsun. Analı babalı saadetle büyüsün. İnşallah Gülfem. Keder yüzü görmesin. Mustafa'mı saysın, sevsin kardeşi. Ben kardeş istemem. Bak Mustafa, bu altınları senin gelecek kardeşin için atıyoruz. Durun, atmayın. Benim kardeşim olmayacak. Verin altınlarımı, saçmayın. Gülşah, neden geldik bu saraya? Ne haldeyiz? Aşkım padişah oldu ama ben onu kaybettim. Yardım et bana. Dargın mısın Mustafa? Öyleyse niye konuşmuyorsun benimle geldiğinden beri? Dursun bu fişekler, duymak istemiyorum. Ben kardeş istemiyorum. Öyle deme. İnsanın kardeşinin olmasından daha güzel bir şey var mı? Senin de kardeşin yok. Benim de olmasın. Olur mu? Bak İbrahim var. O benim kardeşim işte. Yalan. İbrahim senin kardeşin değil. Senin kulun o. İzninizle hünkârım. Bir ihtiyacınız olursa kulunuz dışarıda olacak. Ben İbrahim. Döndüğü her kıblede yabancı İbrahim. Alnını değdiği her toprakta, rüyasını gördüğü her dilin peygamberi tarafından cennetten sürgün edilen, kendi cehenneminde yanan, serin uykular haram edilen İbrahim. Hürrem, ne bu hazırlık? Sultan bekler. Beklemez Hürrem. Bu geceyle hiç beklemez. Sus Ayşe. Sus.
Mustafa daha çocuk, Bargalı. Gerçeği sen de ben de biliyoruz. Gerisi boş, safça söylemiş lakırdı. Sen bana kardeşimden yakınsın. Siz üzülmeyin hünkârım. Yatmadan ballı süt içelim mi sultanım? Uykum yok. Sonra meyve yeriz. Hep böyle kenardan köşeden mi göreceksiniz onu? Hı? Ne dedin, duymadım. Hasoda başı İbrahim'i diyorum. Gördüm. O da sizle ilgili. Ama böyle de olmaz ki. Ne yapalım? Saray kuralları. Sultanım, aşkın kuralı mı olur hiç? Nereye? Buraya böyle habersiz giremezsiniz. Çabuk geri dönün. Sultan bekler. Ben sana git dediğim zaman gideceksin. Gel dediğim zaman geleceksin. Anladın mı? Hürrem Hatun. Şimdi git. Sen kim? Ben Sultan Süleyman bekler. Hürrem, gel. Hasoda başı hayır diyorsa vardır bir hikmet. Hayır, gelmem. Nigar Kazan! Çabuk götür bu divaneyi buradan. Hürrem, gel. Hünkârım haremiyle meşgul. Çabuk uzaklaşın buradan, hadi. Mustafa darılmış sana. Kardeş istemem diye tutturdu. Onun derdi ben değilim, sensin. Babasının sevgisini paylaşmak istemiyor. Aynı benim gibi Mustafa. Paylaşmayı bilmiyoruz biz anaoğlu. Bugün olanlara dikkat et. Sen gözdesin. Gözde olarak da davran.
Seni kavgaya çekmeye uğraşacaklar. Hata yapmanı isteyecekler. Onlara bulaşma. Bu deli dolu halini de düzelt. Öyle herkesle de kavga etme. İbrahim'le bile kavga ediyorsun. Bak o diğerlerine benzemez. Sonun kötü olur. Onunla iyi geçin. Ne söylerse dinle. Maydevran'la da uğraşma. Çocuk doğuran, şehzade yapan kazanır. Kural bu. Sen bin yılın düzeniyle cenge tutuşma. Sen diyor aptal ol yani. Evet. Aptal oynasan ölür müsün? Ölürüm. Bak şimdi. Sessizce odana gir. Sana laf atan olursa hiç cevap vermeden yatıyor. Yarın ola hayrola. Hadi. Rüyalar Hatice Sultan. Kederimi kimseye söylemeyeceğim, paylaşmayacağım. Derdimi derin kuyulara bağıracağım. Denize dökeceğim. Dalga alıp götürecek. Canımı yakan her şeye kahkaha ile cevap vereceğim. Gözyaşımı sadece ailem için akıtacağım. Ben, Alexandra La Rosa, bu köle kesten bir hanımefendi yaratıp kadere karşı koyacağım. Ben Hürrem Sultan olacağım. Hayırlı sabahlar. Dilinizi mi yediniz? Hürrem, gel. Boş ver. Karnını doyur. Bakma sen onlara. Altınları aldılar. Beni sattılar. Tersaneye haber yolladım. İnce donanma üzerine çalışacaklar. Bakalım ne çıkacak. Bir ara gidip bakacağım. Tophane'den de hazırız dediler. Bu akşam kayıkla geçelim. Tophane'ye bir görelim. Gündüz gözüyle gitmeyelim. Dostluğumuz düşmanımız uyanır. Hazırlıklar gizli devam etmeli Pargalı. Tebliğ dolaşalım o vakit hünkârım. Esas tebliğ gündüz gezelim. Bir çarşı pazar dolanalım. Gündüz muhafızları nasıl gizleriz? O senin sorunun. Ben kullarımla birlikte olmak istiyorum.
dur. Aslan parçası gelmiş. Nasılsın Hatice? İyiyiz. Mustafa sizi görmek istedi. Bugün hocadan aferin almış. Aferin. Bu ne baba? Bu taşları bana versene. Bu taşlar olmaz oğlum. Mangala oynuyoruz. Ben de oyna. Öğrenirim şimdi. İyi, geç karşıma. Gel bakalım. Yenilince kaçmak yok ama. Gel bakalım. Şimdi önündeki her bir deliğe dörder tane taş koyacaksın, tamam mı? Aleksandra! Kim bu Rus cariyenin hocası? Ona biraz hürmet ve terbiye dersi versin. Bak, senin önünde 6 tane delik var. 6. Kaç gecedir kemanınızın güzel namelerine hasret kaldık. Al bakalım bu taşları. Eksik olanları tamamla, fazla olanları da içinden al. Yeter ki sizi isteyin sultanım. Bak, bir de iki yanda iki tane büyük delik var. Bunların ne olduğunu bunlar da otam. Tamam, anladım. Burası benim otam. Evet, aferin. Diz bakalım taşları. Ben bir tane taş aldım buradan. Şimdi söyle bakalım, taş hangi elimde? Bilemedim, bu elimde. Demek ki ben başlıyorum. Nasıl terbiyesiz? Selamı bile zorla verdi. O yüzük onda durdukça huzur aran bana. O zümrüt yüzük Hürrem'in parmağında demek. Siz benden duymamış olun. Her an kavga çıkabilir. Haseki Sultansan ağırlığını koruyacaksın. Bu sarayı böyle işlerle karıştırmalarına izin vermem dahi. Sen münasip şekilde uyar. Yüz göz olamam. Bana güvenin sultanım. Benden çalınanı istiyorum. Karanlık gecelerime yıldızlar yağar sultanım. Işığımız güneşle aşık atar.
Ay mahcup olur, kaçar. İbrahim kulunuz bu ışıkla kör olmuş. Gayrı iflah olmaz sultanım. Ayşe Hatun, Ayşe Hatun, gel gel. Alim olmaya mı karar verdin? Ders bitti. Çok öğrenmem lazım. Sultana çok anlatacak şey olsun. Aklım dolsun. Beni tek o dinliyor, gülüyor. Kızlar küs bana. Tabii ki küs olurlar. Onlarla iyi geçinmek değil ki derdin. Hep kavga. Olmaz böyle Hürrem. Kapının önüne koyar Valide Sultan. Bir ihtiyar ağaya verirler, gidersin saraydan. Yardım bana. Ben seni kurtaramam. Sümbül. Sümbül ağaya daya sırtını. Haremin her sırrı ondadır. Git şimdi onun gönlünü al. Biraz hediye, bahşiş. Bahşiş? Bahşiş. Bahşiş. Ne yapacağını anladın mı? Anladım ama ben nasıl? Aklını kullan. Bu hizmetin karşılığı büyük olacak. Unutma. Görmedin, duymadın, bilmiyorsun bir şeyi. Yoksa çıra gibi yanarsın. Hadi git şimdi. Tamam. Ayşe? Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Odama gidiyorum. Hadi git o zaman, çabuk. Süklüm aman, Sümbül ağa burada mı? Yok, derdin neyse bana söyle. Yok, Sümbül ağa lazım. Bekle hele. Piri Paşa, Piri Paşa bu ferman kabul edilemez. Yıllardır aynı anlaşma yürürlükte, neden vergileri artırıyorsunuz? Osmanlı-Venedik ilişkileri yara alır. Lütfen bu kararı tekrar düşünün. Boşa konuşuyorsun. Sultan Süleyman'ın fermanıdır. Değişmez. Ya bu vergileri öderseniz ya da Osmanlı'ya dirhem mal satamazsınız. Sultan Süleyman nerede? Bu güzel, bundan kes. Şundan da kes. Bir de şu topu aç bakalım. Nereden geliyor bu kumaşlar? Bunlar Bursa ipeklisi, bunlar Venedik malı. İyi, Bursa'dan kes. Veya topu ver hadi. Çok satıyor musun Venedik malı? Satıyoruz. Ancak zenginler alıyor. Sizin gibi tüccarlar alıyor. Saraya çok mal satıyoruz. Beyim, sahi siz nerelisiniz? Üsküdarlıyım. Efendim, biraz şerbet içelim mi? Buyurun efendim, buyurun. Bize ikram olsun. Aa, sen Arnavut musun? Evet, Arnavut'um. Annem Rodos'u, babam Arnavut. Ben buralıyım. Aa, gel seninle bir iş yapalım. Rodos'a gitmek ister misin? Ekmek varsa niye gitmeyeyim ağam? Ferhat Paşa Şam'da zafer kazanmış diye duydum. Daha o ne ki beyim?
Sultan Süleyman eline alacak kılıcı, çıkacak yola. Gör bak daha nereleri fethedecek. İtalya, İspanya. Yok, nasıl gidecek oralara kadar? Çok uzak. Gider efendi, gider. Süleyman çok akıllı. Bak kaç ayda neler yaptı. Var mısın bir iddiasına? Koy yüz akçeye. Varım. Ama yüz akçe az, 200 akçe olsun. Başka isteğin beyim? Kâfi. Sümbül ağa yardım et. Bir şey mi oldu Hürrem Hatun? Baş baş konuş ikimiz. Söyle. Sen yardım et. Bende çok altın var. Ne dedin anlamadım. Ben sana çok altın verir. Sultan bana verdi. Ben sana veririm. Bana ne senin altınından? Ne diyorsun Hürrem Hatun? Sen asıl karın ağrın ne onu söyle. Benim karnım ağrımıyor. Ben iyi. Yani diyorum ki derdin ne? Ne istiyorsun? Kafanın içinde neler var? Sultan Süleyman benim olsun. Beni sultan yapsın. Ben sultan, sen prens olursun. Zor. Çok zor. Olmaz. Olur. Olur Süklüm ağa. Ya Saburu, ya Rahim. Daha Sümbül demekten acısın, bir de sultan olma hayali görüyorsun. Sümbül ağa. Sümbül ağa. Sümbül ağa. Oldu mu? Bahşiş, ha? Bahşiş. Vay 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 vay. Ne tez öğrenmişsin bahşişi altını. Olmaz Hürrem Hatun. Bahşişle olmaz. Bir defa sana şartlarım var. Şart ne? Benim sözümden çıkmayacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Anladın mı? Anladım. Evvela Müslüman olacaksın. Hemen. Gavur kadından sultan olmaz. Akşama ettik. Birazdan kararır ortalık. Geç kalmadan tophaneye geçelim. Ver şu suyundan küçük Saka. Hemen al. Geç oldu evine gitsene çocuk. Gidemem daha su satacağım. Buyurun al. Senin mektepte olman lazım sokakta işin ne? Anam hasta para lazım. Baban? Çalışmıyor mu? Babam rahmetli oldu am. Anama babacıma ben bakacağım. Mektep karın doyurmuyor. Çocuğu evine gönderin. Bir de hekim bulun, anasına baksın. Şunu da evine bırakın, ihtiyacı görürsün. İsmin ne? Eyüp ağam. Yarın mektebe başlayacaksın Eyüpcan. Pargalı, küçük Sakay'ı bizim Sıbyan Mektebi'ne kaydetsinler. Anasına da gümrükten maaş bağlasın. Al bakalım. Söyle bakalım, evin nerede senin? Edirne Kapı. Thank you.
Yediğine içtiğine ehemmiyet vereceksin. Şeker Ağa'ya talimat yolladım. Yağlı ekşili yeme. Kafanı ferah tut. Küçük teferruatlarla uğraşma. Huzurlu ol. Eksik olmayın validem. Sayenizde herkes pervane. Lokum tadalım, taze geldi. Ağzımız tatlansın. Yok! Yok! Yüzük yok! Yok! Nerede? Aa! Ne bağırıyorsun? Susana! Adres! Benim yüzüğü! Sen mi aldın? İftira atma, paralarım seni ha! Yok. Nerede? Bende. Yok bende yüzük. Bırak! Ne diyorsun sen? Kesin sesinizi! Ne bu gürültü? Sultan Süleyman'ın yüzük çaldı! Yalan söylüyorsun İlger Kalfa. Bu arsızı öldüreceğim. Hepiniz hamamdan çıkın. Çabuk! Çabuk! Çekmeyin buradan! Yüzük arayın! Yüzük yok! Çekmek, çekmek yasak! Mustafa, öp validemin elini, sonra hemen yata. Bütün gün hopladın, zıpladın. Uykum yok, uyumayacağım ben. Uyumazsan büyüyemezsin, güçlenemezsin. Gel bakayım yanıma. Gel, gel. Gel bir öpeyim seni. Canım, hadi. Bir de yeni adet çıkardı, küsüyor hemen. Hayırdır, ne bu telaşın? Ne oldu gene? Hamamda kavga çıkmış. Hürrem Hatun yüzüğüm çalındı diye çıngar çıkarmış. Sultanın yüzüğü çalındı diyormuş. Kim cüret eder buna? Tez arama yaptır. Haremi didik didik edin, bulun o yüzüğü. Hırsızlık affedilmez suçtur. Kendi saklamıştır. Yalan söylüyordur. Nasıl gidiyor Pargalı? Canla başla çalışıyorlar hünkârım. Hala. Hünkârım, menzili uzatmak için topun ağzını sıkmakta fayda var derim. Doğru dersin. Bir de öyle dökün. Emredersiniz hünkârım. Saraya dönelim mi hünkârım? Hiçbir yere gitmem Pargalı. Burası bana cennet. Sabaha kadar çalışalım. Bin defa okudunuz, ezberlediniz sultanım. Ne cevap vereceksiniz? Bilmiyorum. Yüreğimin sesi kulaklarımda atıyor. Küm küm. Mektup yazsam da nasıl ulaşır ki? Siz yazın namenizi. Ben uçururum yarınızın eline. Ne yazalım peki söyle. Senin hitabetin kuvvetlidir. Benim neyim kuvvetli ki? Şu halime baksanıza. Öyle deme Gülfem. Senin yüreğin, vicdanın kimde var? Ben bilirim. Kimselerde yok. Hepiniz kalkın yataklarınızdan. Aşağıya taşlayın çabuk, siz de sallanmayın, hadi. Hadi çabuk. Gelin gelin hadi, düz sıra. Şşş, susun, dinleyin.
Bu akşam bir yüzük kayboldu hamamda. Gören bulan olursa hemen getirip bana teslim edecek. Kimin yüzüğü? Hürrem Hatun'un yüzüğü. Sultan Süleyman'ın hediyesi. Çok mühim. Bu hırsızlık vakası bu haremi zehirler. Tez zamanda çıksın ortaya inşallah. Şimdi görevliler arama yapacaklar. Didik didik edecekler her yeri. Anladınız mı? Sizler odaları dip köşe arayın. Kalfalar da hatunların üzerine arayacak. Haydi başla. Menzili uzatmak bir hamle, lakin bu toplar taşınması imkansız hale geliyor. Bu topları bölün ikiye. Gittiği yerde kurulacak hale getirin, olmaz mı? Hünkârım, sizin bu fikrinizin karşısında eğiliyorum. Gücü ağırlığı paylaştırıp çok miktarda yapılır o vakit. Osmanlı topunun karşısında daha olsa yerle bir olur. Kaleler, şehirler, hepsi birer birer düşecek Osmanlı'nın avucuna. Durmak yok. Gece gündüz bunu yapmaya çalışacağız yiğitlerim. Allah yardımcımızdır. Buldu yüzük. Her yer arandı. Yok Hürrem Hatun. Yok. Beni dinleyin. Rezil olmadan alan kimse avludaki taşın arkasına bıraksın. Gün doğmadan kapansın bu ayıp. Yarın çok geç olacak. İyi düşünün. Yoksa cezalar gelecek. Sürgünler gelecek. Ben biliyorum. O aldı yüzük. Kim aldı? Mahidevran aldı. Hadi kızlar. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Destur. Hadi kızlar, gidiyoruz çabuk. Hatice Sultan ikindi vakti has bahçede olacak. Hayırdır Pargalı, pek mesutsun. Güzel bir gün hünkârım, güneş parlıyor. Dahi, bulundu mu kayıp yüzük? Henüz bulamadık, arıyoruz sultanı. Tamam, devam edin. Ah! Ah!
Mam. Dikkat et kızım. Aklın nereye uçtu? Bu sarayda akıl mı kalır? Herkes bir taraftan saldırıyor. Venedik balyosu da öğrenecek. Ayağımın bastığı her yerde benim kanunlarım geçer. Karar alınmıştır, uygulanacak. Hünkârım, dünkü teftişten memnun musunuz? Tophane'de sabahladık İbrahim'le. Pek yakında dosta düşmana hayırlı havadislerimiz olacak. Küçük dillerini yutacaklar. Hayırdır sultanım? Hayırdır Ahmet Paşa, hayırdır. Hünkârım, Macar Kralı Lajos zat-ı şahanelerine hediye yollamış. Hünkârım, Lajos yola gelmiş besbelli. Getirin bakalım. Açın görelim neymiş hediyesi. Şarken savaşta ve barışta müttefikimiz olduğunu bildirerek Osmanlı'nın topraklarımıza gelmesinin hayal olduğunu, sizin verdiğiniz ağır cevabı da çok yerinde bulduğunu bildirdiler. Dünkü çocuk Süleyman'a Avrupa mezar olur. Babasının dedesinin yapamadığına cesaret bile edemez artık. Bal gibi bir şey. Bir şey var sanki içinde. Çavuş. Lajos. Ben senin başına dünyayı yıkmaz mıyım? Senin kelleni tuğuma takmaz mıyım? Yüzüğü soracaksan yok ortada. Kuş olup uçmuş sanki. Sultan akşam yüzük sorar. Bende yok. Kuş oldu derim. Gelmeyeceksiniz sandım. Cüretimi bağışlayın sultanım. Kızdınız mı bana? Şey için mi? Bir daha mektup yazıp sizi zor durumda bırakmayacağım, söz. Lütfen yazın. Sizi burada tutmayayım. Şehzade Mustafa sizi arar da bulamazsa... Maazallah. Gidiyorum. Allah'a ısmarladık.
Hasmada başım, vaktiniz var mıdır? Mühim bir şey vuku buldu. Hayrola Sümbül'a? Valide Sultan'a bir şey mi oldu? Ha yok yok, Allah muhafaza, öyle bir şey değil. Bir yüzük mevzu vardı. Ne yüzüğü? Hünkârım, yarın divanı topluyoruz. Savaş kararını bildiriyorum. Hedef olarak da Macaristan'ın kilidi Belgrad'ı seçelim. Belgrad zor bir mahal. Geçmişte iki defa kuşatıldı ve zapt edilemedi. Sen nereden girelim diyorsun paşa? Budin istikametini de düşünsek. Layoş'a darbeyi oradan vursak. Behram Çavuş'umun kanı nerede döküldüyse oraya girecek ordu. Hünkârım, Layoş dersini alacak. Layoş'un dersini alması yetmez paşa. Kim onu kolluyorsa, hangi kafir destek vermişse onlar da dersini alacak. Sultan Süleyman'ın ordusunu tanıyacak ve hiç unutmayacaklar. Gel kalfa. Ne oldu? Hani sen benim gözüm kulağım olacaktın haremde? Hı? Neden sakladın yüzük meselesini? Gece olmuş hadise. Her yere baktık ama bulamadık. Vakit geç olunca da sizi rahatsız etmek istemedim. Kim? Kim yaptı sence? Kimsenin günahını almak istemem. Lakin... Ne lakin? Nigar Kalfa! Biri var şüphelendiğim. Git getir çabuk, bekliyorum burada. Otur. Ben masumum. Ben çalmadım yüzüğü. Ben sana çaldım dedim mi? Hı? Ben seni buraya temize çıkartmak için çağırdım. Hatırla. Seni sultana tanıtan benim. Benim sayemde gözdeler sınıfındasın Ayşe Hatun. Ben senin kötülüğünü istemem. Ama sen bana yardım etmezsen... Ben böyle olsun istemedim. Hadi söyle. Söyle kurtul. Kim yaptırdı bunu sana? Sultanım. Çok mühim olmasa sizi rahatsız etmezdim. Fakat bir tek sizin yardımınızla hallolacak bir mesele bu. Meseleyi söyle İbrahim. Evet. Sultanım, Zümrüt yüzük kaybolmuş değil. Mahidevran'da. Emin misin? Emin olmasam huzurunuzdanız çıkarım. Sultanım, o yüzüğü sahibine vermenin yolunu siz gösterin bana. Mahidevran zarar görsün istemem. Hünkârımın haberi olmadan... Bargalı.
Bunu kimse duymasın. Ben çaresine bakacağım. Valide Sultan çağırdı sizi. Birazdan gelirim dahi. Hemen bekliyor. İyi peki. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Sen gitmiyorsun. Seninle işim var. Sultanımı yalnız bırakmayayım. Rahatsızlanırsa. Gel buraya. Bana bak. Senin ne hatlar karıştırdığını biliyorum. Şimdi o yüzüğü çıkarıp avucuma koyuyorsun. Validen beni emretmişsiniz. Gel benim güzel Hasekim, gel. Sana kızılcık şerbeti yaptırdım. Bolca iç, yarasın. Kan yapar. Ben de mühim bir şey mi oldu diye gelmiştim. Gelecek torunumun sağlığından daha ne önemli olabilir ki? Hadi iç. Neredeydin Pargalı? Gel. Savaş planları çalışıyorum. Harita üzerinden menzil kuralım. Söyle. Belgrad mı, Budin mi? Bence Tuna'dan başlayalım. Bir ucundan girelim. Fethede de öteki ucundan Viyana'dan çıkalım. Yarın divanda da söyle bu fikrini, paşalar şak diye düşüp bayılsın. Bence münasiptir. Piri Paşa diyeceke non kaleran oletas. Piri Paşa zamlı vergileri indirmeyeceklerini söyledi. Ambargo ile tehdit etti. Sultan Süleyman'ın yeni toplar döktürdüğünü jurnal ettiler. Osmanlı elçisinin kafasını uçurmuş Kral Layoş. Bu çılgın kral ne yaptığını bilmiyor. Osmanlı korkarım bunun karşılığını çok feci verecek. Savaş hazırlıkları başladı. Budin Sarayı'nı uyarın. Sıraya girin. Arayın yatakları. Oh.
yatak kimin? Bu yüzük senin yatağından çıktı. Vallahi billahi ben çalmadım. Ben çalmadım. Yemin ediyorum ben çalmadım. İftira, yalan. Ben çalmadım. Bırakın ya, bırakın. Bırakın, ben çalmadım. Bırakın. Tak şu yüzüğü parmağına. Bir daha da ölene kadar çıkarma. Suçsuz. Mahidevran aldı. Kurban buldular. Şşt. Sus. Duyacaklar. Sultan Süleyman bekle. Şu gümüş aynamı ver. Kırıldı mı? Affedin sultanım. Kırılmış. Uğursuzluk getirir. Hemen yok edin o aynayı. Nen var Gülşah? Yüzün hasta gibi. Efendim. O kadını gördüm az evvel. Halvete gidiyordu. Giderken de bana el salladı. Allah kahretsin! Şey istiyor. Sen ne istersen söyle. Ben sana inanıyor, ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak, senin gördüğün görmek istiyorum. Ben senin Allah'a inanmak istiyorum. Sen Müslüman mı olmak istiyorsun? Evet. Bunu yürekten mi istiyorsun? Kalbim istiyor. Olmaz mı? Ben senin kalbinin, ruhunun kölesi olurum Hürrem. Şehadet getireceksin. Ben ne söylersem tekrar edeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu ve Resulü. Abduhu ve Resulü.
Dedin ki, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve peygamberi. Ağlamayın. Kalbim kanıyor sanki Gülşah. Mahidevran, ne yaptın? Aklını mı oynattın? Yalnız bırak bizi. Aklını başına al. Bir Haseki'ye yaraşır davran. Yeter artık. Bir yüzük için neler yaptığını, neleri tehlikeye attığını biliyor musun? Kes sesini, otur. Seni bir daha uyarmam. Sahip çıkmam. Bu sondur. Thank you.
Hazırım İbrahim, haydi gidelim. Hünkârım. Size kötü bir haber vermek zorundayım. Söyleme Pargalı, bugün keyfim çok yerinde. Sonra söyle. Pekala, söyle. Mahidevran Sultan dün gece hastalanmış. Bebeğini kaybetmiş. Allah mutluluğumu çok gördü demek ki. Ben ne yaptı? Kalk. Kalk. Kalk dedim sana. Kalksana, kalksana. Kalksana. Kalk dedim sana, kalk. Seni yuvan seni. Senin yüzünden düştü bebeğim. Senin yüzünden. Katil, katil, katil. Biliyor musun? Sen katilsin. Kederimden düştü. Kederimden düştü bebeğim. Senin yüzünden. Katil.